Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanım, Sayın Başkanım, saygıdeğer yönetim kurulu üyelerimiz, kıymetli Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz, ekranları başında bizleri izleyen değerli taraftarlarımız, herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, tüm takım sporlarımızda sezona başladığımız, stadyumdan salonlara koşturduğumuz, olimpik sporcularımızdan gelen haberlerle gururlandığımız, Türkiye'nin en büyük spor kulübü olarak rekabetçi kimliğimizi ortaya koyduğumuz 3 aylık bir dönem geride kaldı. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulübümüz, 2024 Paris Olimpiyatları için şimdiden 5 kot aldı. Boksta Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Samet Gümüş, yüzmede Kuzey Tunçelli, atletizmde Ersu Şaşma Paris biletlerini alırken birçok sporcumuz da olimpiyat kotası almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca olimpik sporcularımız son 3 aylık dönemde Türkiye rekoru kırdılar. Milli takımların farklı yaş kategorilerinde ülkemize madalyalar kazandırdılar. Özetle Fenerbahçe'miz sürekli işleyen ve durmaksızın üreten bir spor kulübü olarak çalışmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız 3 aylık süreçte kulübümüzde sportif, finansal, idari ve hukuksal anlamda yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şubelerimizin 3 aylık gündemlerini şube sorumlularımızdan dinleyeceğiz. Kadromuzu birçok kıymetli isimle takviye ettik. İyi bir hazırlık dönemini geride bıraktık ve sezona bu sayede en hazır şekilde girdik. Asfer karşısında farklı bir galibiyet alarak Avrupa'nın en büyüğü olduğumuzu bir kere daha kanıtladık. Türkiye Ligi'nde 9'da 9, Euroleague'de ise 5'te 5 galibiyet serimiz ile iki kulvarda da na mağlup olarak devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını Türkiye Ligi, Euroleague ve Süper Cup şampiyonu olarak kutlamanın camiamız ile birlikte büyük coşkusunu yaşıyoruz. Vodafone Sultanlar Ligi'ne ise Aydın Büyükşehir Belediyesi galibiyetiyle başlamıştır. Takımımız ligin 7. haftasında 11 Kasım Cumartesi günü Muratpaşa Belediyesi Sigorta Şubu ağırlayacaktır. Takımımızın bu hafta itibariyle Sev Şampiyonlar Ligi müsabakaları başlayacaktır. Sezona Sport Toto ile oynadığı Aksa Sigorta Efeler Ligi galibiyet ile başlamıştır. Sezonda oynadığı 4 maçta galibiyet serisini sürdüren takımımız şu anda lider konumundadır. Birinci erkek voleybol takımımız 3 maçta 3 galibiyet ile ikinci sıra yer almaktadır. 25 ülke arasından Optimist takımımız yarışları 3. olarak tamamlamıştır. 5-6 Ağustos tarihlerinde Tuzla'da gerçekleşen Optimist İl Takım Yarışı'nı ikincilik ile tamamladık. 16-20 Ağustos tarihlerinde arasında Isparta Eğirdir'de gerçekleşen Optimist Türkiye Takım Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez şampiyon olduk. Optimist sınıfı antrenörümüz Tamer Başlı, dünya şampiyonu sporcumuz Medine Hava Tatlıcan'ın başarı hikayesi neticesinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Türkiye Fair Play ödülüne layık görüldü. Ağustos ayında gerçekleşen İstanbul İl Şampiyonları'nda yarıştığımız tüm sınıflarda şampiyonluk elde ettik. Olan olimpiyat elemeleri için kampları devam etmektedir. 2024 Paris Olimpiyatları için kota çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Şu an 3 adet kota aldık. Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Samet Gümüş hocalarına ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Sayın Ali Koç ve yönetimine yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum. Ve yönetim kurulu üyelerim, saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz, ekranlarından bizleri takip eden değerli taraftarlarımız. Yeni sezon planlamamızda kadromuzda yer alan 5 oyuncu ile yollarımız ayrılmıştır. Yeni sezonda Mohsen Tavardaş, Mohsen Bigdeli, Ahmet Efetürk, Uğur Toprak ve Cemil Baba'nın transferleri yapılmıştır. Ligimiz 28 Ekim'de başladı ve ilk mücadelemizden galibiyetle ayrıldık. 17 takımın yer aldığı Süper Lig 2 grup halinde oynanacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar çapraz eşleşme ile playoff çeyrek finali oynayacak. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyoruz. Fenerbahçemize olan katkıları her zaman hatırlanacak ve özlemle anılacaktır. Mekanı cennet olsun.
Ülkemizin gururu, dünyanın bir numarası A milli kadın voleybol takımımız önce Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde ederek şampiyonluğa ulaştı. Ardından olimpiyat elemeleri sürecinde sergiledikleri üstün performansla tüm maçlarını kazanarak 2024 Paris Olimpiyatlarına katılma hakkını kazandılar. Milli takımımızın zaferlerinin devamını diliyoruz ve onları gururla tebrik ediyoruz. Bu büyük başarıda başta kaptanımız Eda Erdem Dündar, oyuncularımız Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Melisa Vargas olmak üzere tüm filenin sultanlarını tebrik ediyoruz. Ayrıca menajerimiz Pelin Çelik ve istatistik antrenörümüz Artun Aksan da milli takımımızın bu muhteşem başarısında önemli rol üstlendiler. Kendilerini de ayrıca tebrik ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu anlamlı dönemde bizleri gururlandıran bir başka başarı haberi de A milli futbol takımımızdan geldi. Hırvatistan ve Letonya maçlarında aldığımız galibiyetlerle Euro 2024'e gitmeyi garantiledik. Milli takımdaki performanslarıyla bizleri gururlandıran futbolcularımızı ve milli takımımızı tebrik ediyoruz ve Euro 2024'te kupa yolunda sonsuz başarılar diliyoruz. Evet, kulübümüzün devam eden hukuki süreçleri hakkında çok kısa bilgi vermek istiyorum. Kulübümüze kurulan 3 Temmuz 2011'deki kumpasa katılmış hakim ve savcıların yargılamaları Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nde yapılmaktadır. Meslekten ihraç edilen bir kısmı da yurt dışında firari 38 sanıkla ilgili hazırlanan davada FETÖ, PDY'nin amaçlarına ulaşmakta kulübümüzü bir engel olarak gördüğü ve kulübümüzü ele geçirme amacıyla hareket ettiği belirtilmiştir. Davanın sanıkları arasında 3 Temmuz davasının savcıları ve heyet üyeleri de bulunmaktadır. Kulübün manevi ve maddi olarak zarara uğratıldığı gerekçesiyle bu davada kulübümüz adına şikayetçi katılan sıfatıyla müdahale talebinde bulunduk. Yargılamayı üstlenen Yargıtay 11. Ceza Dairesi şikayetçi olarak davaya katılma talebimizi haklı bularak davada katılan sıfatıyla yer almamıza karar vermiştir. Kulübümüze karşı yapılan hukuksuzluğun hesabını hukuk önünde sormaya kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Duruşmalara meslekten ihraç edilen ve davada sanık olarak yargılanan eski hakim savcıların sorguları ile devam ediliyor. Yargılamanın bir sonraki celsesi 7 Şubat 2024 tarihinde devam edecek. Saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz, olağanüstü tüzük tadili genel kurul toplantımızı 8500'den fazla kongre üyemizin katılımıyla Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirdik. Toplantıda tüzük değişiklikleri kabul edilirken stadımızın isminin Atatürk olarak değiştirilmesi de genel kurul üyeleri tarafından onaylandı. Katılan ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi paylaşıyorum. Kıymetli Fenerbahçeliler, Türkiye Futbol Federasyonu 15 Temmuz 2023 tarihinde yaptığı açıklamada 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurma kararı verdiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın üzerinden tam 113 gün geçti. Komisyonla ilgili ortaya atılan dedikodular haricinde atılmış tek bir somut adım yok. Biz bu başvuruyu 2 yıl önce yaptık. Normal şartlarda o günkü federasyonun daha hızlı adımlar atması gerekiyordu ama ne yazık ki doğruyu yapmak yerine kaçak cevaplar vererek görmezden geldiler. Resmi belgelerle anlattığımız ve TFF'ye sunduğumuz gerçekler apaçık ortadadır. Tahkim başvurusunun geçmişte reddedildiği söylemi de büyük bir yalandır. Bu işte tek bir doğru var. O da tarihten silinmeyecek gerçekler ve müzemizdeki kupalarımız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun
en kısa sürede kuracağını açıkladığı komisyon ile ilgili net adımlar atmasını bekliyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi kurulacak komisyonun her adımının da takipçisi olacağız. Komisyonda yer alacak tarihçi ve hukukçuların baskılardan uzak ve adil karar vermeleri gerektiğini tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. 100. yılını kutlayan Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili doğru kararı hiçbir algıya kapılmadan vereceğine inanmak istiyoruz.